Evet. Gamara'ya giriş yaptık. Burası La Victoria bölgesindeki Gamara. Herkes bir şeyler satıyor. Müziğin sesine doğru gidiyorum. Sağlı sollu tekstil ürünlerinin satıldığı bir yer burası. Bütün dükkanlardan ayrı bir müzik sesi geliyor. Bu bölge genel olarak La Victoria bölgesi tehlikeli bir bölge olarak geçiyor. Gamara'da La Victoria bölgesinde bulunuyor. Ve bu bölgeye genelde turistler değil, buranın halkı gelip alışverişini yapıyor. Çünkü çok ucuz burası. Umarım müziklerden telif yemem. Çünkü her yerden bir müzik sesi geliyor. Evet. Burada abla yemek yapıyor. Konsantre olamadım. Hola. Ay, böyle satış yapan abiler de var. Vallahi boğazım ağrıdı. Burada ne oluyormuş? Oo, bir şey oluyor burada. Aa, çok merak etti. Oha. Buralara polis giriyor muydu? Ne oldu? Hayda. Şu an bu gördüğüm beni birazcık şok etti. Ne oluyor? Soracağım da kızarlar diye korkuyorum. Aa, mallarını topluyorlar. Bir ihbar bir şey olmuş burada. Ha, marka ürünleri şey yapıyorlar. Bakayım. Aa, her dükkanda polis varmış. Hayatımda bunu da gördüm ya. Hiçbir şey de demiyorlar. Çok kızgın bakıyorlar. Başıma bir şey gelmeden ben buradan bir çıksam mı? Yani şurada polislerin girmesi çok enteresan. Aa, hepsi de şey gibi böyle. Surat ifadeleri bir garip. Beni de... Bak mesela içeridekiler... Bütün kıyafetleri topluyorlar. Ya bana da hiç çekme falan demiyorlar. Ben de çekiyorum, ne yapayım? Herkes böyle şey alıyor. Yani beni joplayıp gönderiyor. Şu an beni joplamadığı sürece git. Ay ay, şimdi sanki geliyormuş gibi. Tövbe bismillah. Yani Güney Amerika'da ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum ve polis hiç müdahale etmiyor. Çok enteresan. Çekiyorlar herhangi bir şey olmasın. Zaten Güney Amerika'da halk polise çok güvenmiyor arkadaşlar. Neyse, ben ufaktan buradan gireyim, karışabilir. Çünkü dükkanlara polisler girmiş durumda. Halk ve polis birbirini çok sevmiyor. Burada en ufak bir şey çıksa arada kalacağım. O yüzden ben de çok şey yapmak istemiyorum. Zaten yabancı dil konuştuğumu anlayınca da bana gıcık oldular. O buranın tamamına şey yapmışlar. Ele geçirmişler. Asla hiç kimsenin girişine izin vermiyorlar. Evet, bana da bir şey demediler ama Güney Amerika burası. Buraya çok güven olmaz. Burada ortalık karıştığı zaman ne olacağı belli olmaz. Tam bir haberci edasında kamerayla işimi yapıyorum ki insanlar desin ki bu kız haber yapıyor. Yani hani başka türlü burada güvenliği sağlamak çok zor. Normalde başka bir yerde polis buna izin vermez ama sonuçta burası halkın kendi bölgesi olduğu için. Yani polisin çok fazla müdahale edemeyeceği bir yer burası, öyle söyleyeyim. Ancak bu şekilde müdahale edebilir. Sen mi? Where are you from? Türkiye. Hemen anladılar, görüyorsunuz. ¿Qué pasó? Speak Spanish? Español, por favor. Okay. Como que le han embargado ciertos materiales de tela, de ropa. Ah, ¿solo ropa? Solo ropa. ¿Seguro? Sí, solo. ¿No narcotráfico? No, todo ropa. Si ¿por qué? Es como que tú comprarás marcas originales. Sí, pero es y le sacas copia. Sí, es copia. Claro. Ben dedim ki yani bu kıyafet için bu kadar polis çok değil mi sahte kıyafet için? Ben görünce dedim ki aklıma uyuşturucu geldi. O da dedi ki no narcotráfico, seguro. Sí, dedim ki emin misin uyuşturucu olmadığını? O da okey eminim dedi. Gracias. ¿Cómo te llamas? Joriel. Zozan, mucho gusto. Chao, hasta luego. Gracias. Yani sahte kıyafet operasyonu. Ben çok inanmadım da neyse. Benim inanmamla onların da çok umurunda değil.
böyle meyve sular hazır. Sandviçler falan var burada. Burası Peru'nun en büyük tekstil bölgelerinden bir tanesi. 15 solcito, 15 solcito, llévate 15 soles. En büyük tekstil bölgelerinden bir tanesi. Bu arada öbür tarafı döndüm. Polisler burayı da almış durumdalar. Şöyle burayı da göstereyim. Sadece şu dükkanın üstünde olan bütün polisler sıralanmış. Dediğim gibi burada sahte kıyafetlerin olduğu söyleniyor. Yemin ediyorum beni coklamasın bunlar diye dua ediyorum içimden. Bakmayın böyle hiçbir şey yokmuş gibi davrandığıma. Her yerden bir ses geliyor. Ben ne dediğimi de bilmiyorum. İşte bu bölgede öyle bir şey var. Aha, yine aynı. Aynı dükkanın sağ solu zaten çok büyük bir yer olduğu için burada da yine polis halkla toplanmış izliyor. Bizim gibi meraklılar. Burası dediğim gibi Peru'nun en büyük tekstil üreticilerinin bulunduğu bir yer. Küçük işletmeler, büyük işletmeler, bir sürü yer var ve burası üreticilerin bulunduğu bölge olduğu için çok da ucuz bir bölge. Peru'da yaşayan insanların çoğu gelip burada alışveriş yapıyor. Marka ürünlerin birebir kopyasını da bulabiliyorsunuz burada. Zaten polis o ürünleri toplamak için gelmiş. Normal merkezde falan işte 8-9 dolara bulacağınız şeyi burada 4 dolara buluyorsunuz, 3 dolara buluyorsunuz. Ben burayı çok seviyorum. Şöyle buranın yoğunluğunu da göstereyim size. Hala. Aman telefon dediler ki çıkarmayın. Ben de dedim ki bir şey olmaz. Şöyle. Ve bu bölge de büyük, geniş bir bölge. Bakın. Böyle zaten ürünler toptan satılıyor. Böyle küçük arabalarda mal taşıyan insan çok görürsünüz orada. polisler de gelip geçiyor bu arada. Mesela bir tane abi de burada. Böyle satıcı kızlar. Hola. ¿Qué tal? Böyle arkadaş olacaksın. Hola. Benim taktik bu arkadaşlar. Tehlikeli bölgelere gittiğin an herkese arkadaş olacaksın. Başka türlü hayatta kalman çok zor. Evet, böyle gösteri yapan bir ablamız da var. Asla sallamıyorlar. Hem çocuğunu getirmiş, küçük arabada da toka satıyor. Toptan ürünler gidiyor. Genelde burada perde çok satılıyor. Anlam veremedim ama perde çok satılıyor. Bu bölge Güney Amerika'nın da en büyük üreticilerinden bir tanesi. Sadece Peru'ya değil, Güney Amerika bölgelerine de buradan bir sürü tekstil ürünü gidiyor. Bunlar da kumaş galiba. Perde kumaşı mı acaba? Bir perde kumaşı gidiyor, bir perde kumaşı geliyor. Hola. Konuştuğumu duyan herkes dikkatli bir şekilde bana bakıyor. Çok dikkat çekiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Her şekilde dikkat çekeceğim. Bari sempatik şekilde yolun ortasından yürüyüp dikkat çekelim. En azından arkadaş olacağız. Yani buranın hem ünlü hem de önemli bir bölge olduğunu tekstil açısından şöyle baktığımızda da anlayabiliyoruz. Burası bayağı da kalabalık. Yerli abla da öyle kilonuzu ölçüyor. Ben 2 kilo aldığım için ölçülmüyorum. Geleri kapatıyorlar. Yine Ekvador'da rastladığım bir olay. Bu da işe ihtiyacınız varsa böyle ilan yapıştırıyorlar. Burası küçük bir dükkan. Buraya ilan yapıştırmışlar. Ürünün biri gidiyor, biri geliyor. Bu arada burada çok fazla Venezuelalı da çalışıyor ve yaşıyor. Hem ekonomik açıdan daha uygun bir bölge, hem iş açısından daha uygun bir bölge. Peru deyince de akla bu poşetler geliyor. Hala. Ben de en yoğun günü seçmişim. Hello. Hello. Welcome Peru. Muchísimas gracias. Very good. Goodbye. Turquía.
Yo soy Turquía. Abi sormaya çalışıyor da soramadı. Yo soy Turquía. Muchísimas gracias. Ciao. Böyle reklam panolarıyla ortada dolanan arkadaşlarımız da var. Burada çok ciddi hırsızlık oluyor. Ama böyle dikkatli olduğunuz sürece pek bir şey olmaya da bilir. Ve görüyoruz herkesin elinde bir tane ilan hola. Curcuna'nın olduğu bir bölge. Yemin ediyorum ışıl ışıl. Ben çok seviyorum böyle yerleri. İnsan olan, alışveriş olan. Ya ekonomik durum çok şey değil ama ya ben böyle bölgeleri çok seviyorum. Bir sürü insan var, alışveriş dönüyor, bir ruhu var yani. O yüzden Gamarra'yı çok seviyorum. Benim Gamarra'ya 4. ya da 5. gelişim. Sadece bugün videoyu çekmek için geldim. Önceki gelişlerimde gezmek için gelmiştim. Çünkü çok beni uyarmışlardı. Orası çok tehlikeli, çok tehlikeli, kamerayla gitme diye. Ben dedim ki ben bugün niye gidip Gamarra'yı gezmiyorum. Çok da iyi yapmış. Şimdi her yerden bir ses çıkması. Kim dinliyor şunu bilmiyorum ama abi açmış. Herkes kendi dükkanının reklamını yapıyor. Oradan bir ses, oradan bir ses. Aba! Yemin ederim uğultudan kulaklarımı duymuyorum. Yemek için de ayrıyetten ortada arkadaşlar dolanıyor. ¿Qué es esto? Lencería, ropa de baño. Ah, ropa, okay, bueno, gracias. Böyle kızlar da ellerinde şeylerle birlikte böyle küçük reklamlarla satış yapıyorlar. Gösterim var, en sevdiğim. Bir de böyle bir şey var Güney Amerika'da. Alışveriş mi yaparsın, yemek mi yersin, müzik mi dinlersin? Seçin buyurun. Yalnız böyle yukarıya doğru gitti.
gittikçe ortam ve profiller biraz değişecek. O yüzden yemin ederim bütün sesler kapanmaya çalışıyor. Görüyorsunuz buraya başka ülkelerden alışverişe gelmişler olanlar da var. Ama onlar Peru'lu arkadaşı olan insanlar. Yani yine Güney Amerika'dan ve Peru'da tanıdıkları olanlar. Şu an böyle yolda yürüyünce iyi, hoş, güzel de ben bunu nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Tam burası iyi kötü güvenli de şu an biri beni izliyorsa geçmiş olsun. Mükemmel bir sanatçı abimiz. Şu ekmekler o kadar şekerli ki inanılmaz. Galiba beynimin zonklaması biraz normal. Oo, bir kardeşim ne gidiyor? Duyuyorsunuz değil mi? Her yerden sürekli. Sağdan soldan. Yani sanki buradaki reklamlar yetmiyormuş gibi bir de insanlar ellerinde reklam dolaştırıyor. Çok zor ya. Arkadaşlar Peruluların da bizim gibi batıl inançları var. Bu da onların nazar boncuğu. Kırmızı ve siyah bileklikler. Çok da güzeller. Devam edelim bakalım buralarda neler var. Yine karşılıklı ama öyle dışarıda satılan tekstil ürünleri. Ay vallahi başım döndü. Bir yerde böyle arroz con leche bulursam yeriz. Abi altın çilek yiyordu. Yine sesler birbirine girmiş. Bir yerde baharatçı, bir yerde yiyecek bir şeyler satan. Abo! İstersem demin geldiğim yoldan tekrar dönebilirim ama biraz burada takılmak istiyorum. Hava biraz çok karışık. Bu arada bunlar şifa niyetine satılıyor. Ben Peru'daki aktarlardan eliniz boş döneceğinizi hiç düşünmüyorum. Her şeye bir olayları var bu Peru'da. İşte saçınız mı dökülüyor, başınız mı ağrıyor, sessizlesiniz mi var? Her şeye bir çareleri var. Batıl inançları çok fazla bu arada. Bize çok benziyorlar bu konuda. Ooo aguaje meyvesi. Es aguaje. Oha nasıl hatırladım ama. Muy rico. Es muy bueno para mujeres, sí? Kadınlar için çok iyi bir meyve bu arada. Rico, señor. Gracias, ciao. Oha, geçen sene Amazon'da yediğim meyveyi hatırladım. Altın çilek, ben sevmiyorum ama mesela altın çilek burada 4 kilosu. Ay, ay. Alın size şifalı mis gibi yerler. Yemin ediyorum hepsi birebir. Peru'da bana ne derlerse ben inanırım çünkü gerçekten Peru bana göre şifalı bir yer. Ben inanıyorum gerçekten. İnsanlar nerelerden Peru'ya şifalanmak için geliyorlar. Buraya girmeyeyim artık. Daha girdik.
vitaminler, vitaminler ne varsa. Buradan da tren geçiyor bu arada. Geçen sene otogara diye burada inmiştim ve neye uğradığımı şaşırmıştım. Gamara ile ilk tanışmam çok üzünlü olmuştu. Bu da böyle küçük bir amma. Arı geldi. Benim arıya alerjime arı eli tarafıma şey yaparsa bu da ölürüm yani. Abla ne satıyor ya? Evet. Sen dikkatin Allah'ını çektin. Of, şu çok güzel ya. Oo, burası çok iyi ya. Çok eğlenceli. Ay. Yani şuraya geçmek isterim ama burada sadece sebze meyve satılıyor. Çok buraya geçmeye gerek yok. Ooo, etlere bak. Domuz çok seviyorlar Peru'da. Arroz con mariscos. Artık oradan çıktım. Şu an beynim gitmiş durumda. Vallahi tam düğünde giymelik kumaş. Bütün arkadaşlarım hazırlanın. Düğünlerinize geliyorum. Aa, çok iyi. Ay, şu kumaşlara bayıldı. Işıl ışıl.